Herkese selamlar dostlar. 27 Ekim 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bülten yoğun sayılabilir. Bazı ligler var. Ben kesinlikle kupa maçlarını almıyorum. Kendim de önermiyorum zaten kupa maçlarını oynamanızı. Kendim de oynamıyorum. Ben burada İtalya'da çok güzel bir bülten vardı. İtalya'yı değerlendirdim ağırlıklı olarak. Rangers'ın maçını aldım. İskoçya'da ertelenen Marsilya mücadelesini aldım. Bir de İspanya'dan Valencia mücadelesini seçtim. Öncelikle 26'sının maçları henüz başlamadı. Saat daha 9 arkadaşlar. Seçtiğim maçlar zaten hiçbiri başlamadı. Onun dışında şöyle bakacak olursak ekstra bir konuşmamız gereken bir durum yok. Hepinize bol şanslar. Hem idealden hem de yüksek olan tercihleriyle devam edelim. İlk mücadelemizle başlayalım isterseniz. İlk mücadelemiz Juventus'la Sassuolo mücadelesi. Dybala takıma döndü. Döndüğü gibi zaten son maçta beraberlik golünü de Inter'e karşı attı. Son maçında bir berabere kaldı. Sassuolo ile Juventus bir oynadığı zaman böyle gollü mücadeleler çıkabiliyor arkadaşlar. Yani ben bu mücadelenin direkt tercih söylemekten ziyade hem gollü geçmesini hem de taraf olarak da Juventus'un kazanmasını bekliyorum açıkçası. Juventus'a baktığımız zaman son haftalarda bir çıkış 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 yaptı. Bu çıkışını sürdürmek istiyor. Fakat Sassuolo da mutlaka şunu da belirteyim. Juventus kalesinde mutlaka pozisyonlara girecektir diye düşünüyorum ben. Ondan dolayı yani KG'ye yönelmek daha mantıklı. Çünkü Juventus tarafına yüklenen ee, yüklenen sayısı olabilir. Kean oynayamayacak bu mücadelede. Aynı şekilde Bernareş için de sakatlığı var. 2-1'lik bir Juventus galibiyeti gelebilir. Fakat ben bu mücadelede karşılıklı girilecek pozisyonlarla birlikte her iki kalede mutlaka pozisyonlar beklediğimden dolayı var olarak değerlendirebilirim. Ee, yüksek orandan dediğim gibi şöyle bir şey yapabilirsiniz. 2.5 üstünde bir yaparsanız 2-1'lik skorlarla burada bir Juventus galibiyeti gelebilir. Fakat ben KG tercihini alıyorum. Çünkü Sassuolo'da da baktığımız zaman da Raspadori isimli Raspadori, Berardi, Traore gibi isimlerle etkili olabiliyor rakip kalede. Ki zaten Juventus maçları da dediğim gibi genellikle geçmiş maçlara da baktığımız zaman da geçmiş geleneğe bakalım şöyle uzun uzunca bir süreye. Golle geçtiklerini ve bol ataklı pozisyonlu geçtiklerini belirtebilirim. KG var bence idealden alınabilir. Yüksek oran isteyenlerde de 2.5 üstünde bir şekilde önelebilirim. Udinese ile Verona mücadelesi. Ben Verona'yı geçen anlattım. Hatta Verona'nın geçen olayını anlatayım size tekrardan. Bir videoda bahsettim sanırım. Verona'nın Lazio karşısındaki ilk golünü aldık. Onun dışında ev sahibi 1.5 küst aldık. O da yetmedi. Ev sahibi 2.5 küst aldık. O geldi. Ben 4. golü almadım. Fakat sohbet grubunda, sohbet grubunda gördüm. Verona'nın 4. golünü alan bile vardı Lazio karşısında. Gerçekten güzel bir şekilde kazandık katıl canlı Telegram grubunda. Mutlaka zaten arkadaşlar takip ettiyse yazarlar yorumlara. Çok güzel kazandırdı. Bu takım zaten şöyle bir söyleyeyim. Tudor geldiğinden beri takımın oynadığı maçlara bakın. Gerçekten şaka gibi. Tudor şu Roma maçında geldi. Ya yani çok fazla gol atıyor, çok fazla da gol yiyor. Özellikle gol yollarında çok fazla etkili. Takım makine gibi işliyor. Udinese takımına baktığımız zaman da son 3 mücadelesine bakalım şöyle. Sonuç maçında beraber kalan Udinese var. Kendi evinde oynadığı maçlara baktığımız zaman da çok bir etkinlik gösteremeyen bir Udinese takımı vardı. Fakat bu maçta bence Udinese'nin biraz daha bir e, reaksiyon göstermesini bekliyorum. Ondan dolayı Udinese'nin golünü ben bekleyeceğim. Son maçta Atalanta'ya karşı zaten son dakikalarda gelen bir gol. 96-4'te gelen beraberlik golüyle bir puan kurtarmayı bildi. Burada Verona'ya karşı, Verona zaten pozisyona giriyor. Tudor zaten nasıl bir takım yarattıysa. Diyor ki gidin kaleyi yoklayın diyor. Mutlaka geride de boşluklar veriyor. Keza Lazio da zaten öyle gol bulmuştu. Bu dünyanın da ben burada gol, gol bulmasını bekliyorum. Her iki takımın atacağı golleri değerlendirmek bence gayet mantıklı olacaktır bu mücadelede. Bu maçın oranı da gol varan oranı 1.55 gibi oran açmışlar. Bence çok güzel. Günün en güzel KG maçlarından biri olduğunu düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar dilerim. Real Betis ile Valencia mücadelesi. Valencia son dönemlerde yavaş yavaş biraz toparlanmaya başladığını söyleyebiliriz belki. Son mücadelesinde mesela son Mallorca mücadelesini biz değerlendirmiştik katıl grubunda. 2-0 yenilirken yenilmez şekilde değerlendirdik. Şurada Chelsea'nin 11'i belli olmuş. Maçta oynadığı ben şimdi 2-0 geriye düştükten sonra bir de rakip kırmızı gördü. 90 artılarda gelen iki tane gol vardı. Fakat maç geneline baktığımız zaman da zaten Valencia takımının çok fazla etkili olduğunu söylemek mümkün. Kaleye 20 tane şut gönderdi. Sadece bunlardan 6 tanesi kaleye buldu. Valencia takımı da bir çıkış yapmak istiyor. Son mücadelede bunu gösterdi. Aslında Mallorca mücadelesi bir çıkış mücadelesi olarak olabilirdi. Fakat o goller zaten geç geldi. Biraz daha erken goller gelseydi bence çevirebilirdi mücadeleyi. Real Betis'in tam tamına oturmuş bir kadrosu var. Fekir olsun, Iglesias olsun çok önemli isimleri var hücum varyasyonlarında. Oturmuş bir kadrosu olduğu için hangi takımı nasıl oynayacağını gayet iyi bilen bir takım var. Real Betis zaten hem geçen sezon iyiydi. Geçen sezon yaptığı trans geçen sezon kemik kadrosunu kurdu. Birkaç yaptığı transferlerle transferlerle de Real Betis takımını biraz güçlendirdi ki zaten baktığımız zaman da ligde de 5. sırada iyi bir şekilde ilerliyor. Kendi evinde de iyi olan bu takım. Takım Real Betis takımı. Ben burada her iki takımı yine atacağı karşılıklı golleri değerlendirmenizi önereceğim. Onun da oranı 1.62 gibi orandan değerlendirme yapabilirsiniz. Ben yine güzel bir maç geçmesini bekliyorum. Belki bir sürpriz çıkabilir. Burada Real Betis önde de olsa Valencia çünkü sürekli ne zamandır galip gelemiyor. Son maçında da istekliydi. Belki bir sürpriz neden çıkmasında diyorum. Yüksek oran grubunda durumu o göre değerlendirme yapacağız. Cagliari ile Roma mücadelesi. Ondan önce katıl Telegram grubundan bahsetmek istiyorum. Daha yeni verdiğimiz canlı bahisler. Bugün hatta şuradan bülteni açtığınız zaman Salernitana mücadelesi oynanıyor zaten. Hatta ben şöyle yazdım dakika erken verdim. Dakika 15'te falan verdim ben bu mücadeleyi. Salernitana'nın golünü. Daha hatta şöyle göstereyim. Bir arkadaşımız da değerlendirmiş. Şöyle 60 zaten 170 liraya 263 lira gibi miktar almış. Öyle 60 buraya grupta. Şimdi ben zaten böyle bir tane sadece bir tane canlı verdim. Salernitana mücadelesi de başarılı bir şekilde geldi. Mert arkadaşımız da verdi bir tane canlı. Leipzig'in ilk yarıdan atacağı bir golü değerlendirdi. 45. dakikada gol geldi. Şans yanımızdaydı yani. Yani ekstra bir şey değil. Şanstı bu tamamen. Ben öyle düşünüyorum. Güzel de bir oranı vardı. 1.76'dan. Zaten oynadığı 17 takımda ilk defa duydum. Bu Nesliga takımı. 2 tane canlı verdik. Şu an 2'de 2. 21 maçlarıyla canlı bahisleri devam edeceğiz. Bu şekilde canlı bahisler vererek izlediğimiz maçları veriyoruz. Genelde kazandırmaya çalıştığımızı belirteyim. Eğer sizler de katıl telegram gruplarına gelmek istiyorsanız abone ol şunun yanında katıl var. Katıla tıkladığınız zaman burada zaten seviyeler var. Ana telegram grubumuz 30 TL'lik grubumuz. Hem ana Telegram grubu hem de yüksek oran grubumuz mevcut. O yüksek oran grubunda da zaten yüksek oranlı tercihler paylaşmaya devam ediyoruz. Onun dışında da her şey şeyde iletişim paketinde bütün gruplara dahil, daha bütün gruplara zaten dahil olabiliyorsunuz. Onun dışında da e, WhatsApp'tan iletişim kurma şansınız da mevcut. Gruplarımız seviyeleri zaten bunlardır arkadaşlar diyerekten devam edeyim. Cagliari ile Roma mücadelesi. Roma 3 maçtır kaybediyor. Ben bu maçta bir sürpriz sürpriz değil açıkçası. Yani reaksiyon göstermesini bekliyorum. İddia da zaten 1.40 gibi oran açmışlar. Mourinho bu maçta sağ kenarında olmayacak. Mourinho'nun son maçını izlediyseniz sağ kenarında kırmızı gördü. Hemen önünde gerçekleşen bir faal hakem vermeyince çıldırdı kulübede. Sağ solu tekmelemeye başladı. Tribüne gönderildi ondan sonra. Fakat tribünden de yedek kulübesinin üstünde saldırıyor. Hala diyor ki koşun diyor. Yani yedek kulübesinin o tribün tarafından hala orada da rahat durmuyor adam. Takımı saldırın diyor, şov yapalım diyor, alalım bu maçı diyor Napoli mücadelesi. Gerçekten çok fazla istekliydi. Cagliari'nin de şöyle bir durumu var. Cagliari gerçekten iyi bir takım fakat defans savunma hattını tam çözemedi. Ben Roma'nın bu maçta patlama mücadelesi olarak gördüğümü belirteyim arkadaşlar. Yani böyle 2-0'lık bir Roma galibiyeti çıkabilir. Ev sahibinde bazı eksikler de var. Önemli eksikler diyebileceğimiz. Deplasmanların sakatlıkları devam ediyor. Spinaz olanın sakatlığı devam ediyor. Smalling'in de sakatlığı aynı şekilde devam ediyor. Ben burada idealden öneri olarak sizlere Deplasman 1.5 üstünü zaten önereceğim. Kombineme de aldım zaten. 1.42 gibi orandan kombineme aldım. Roma'nın atacağı iki golü değerlendirdim. Onun dışında yüksek oran olarak sizlere önerim. 2.23 gibi orandan yüksek oran önerisidir sizlere. Ben Roma'nın burada en az iki farkla kazanmasını bekliyorum. Cagliari karşısında zor olacaktır. Hatta şöyle geçmiş maçlarını göstereyim ben sizlere. Cagliari 3-2 almış, 2-2 bitmiş, 4-3 bitmiş. 2 -2. Yani kolay kolay aldığını söyleyemem kesinlikle. Fakat 2 golü zaten bulabilir Roma takımı. Ama dediğim gibi Roma'nın bu amaç artık bir reaksiyon mücadelesiydi. Mourinho'nun da ben son maçını izlediğimde çok istekli olduğunu gördüm. Yani sağ kenarında çok istekliydi. Ondan dolayı ben Roma'nın atacağı 2 golü değerlendirdim. 1.42 gibi orandan kombineme de koydum zaten. Inter Empoli mücadelesiyle devam edelim. Inter arkadaşlar son mücadelede şöyle göstereyim. Berabere kaldı Juventus'a karşı. Son dakikalarda yediği golle Lazio'ya da yenildi. Ben burada bir yara sarmak isteyecektir Inter takımı. İdealden değerlendireceğim. Inter'in atacağı 2 gollü galibiyetin oranı 1.45 gibi oranı var. Kadro zaten çok kaliteli bir kadroya sahip. Skor beklentim 2-1'lik bir skor çıkabilir. Empoli de garip bir takım açıkçası. Nasıl garip bir takım? Ya yani bir geliyor, alıyor, atıyor, bir şeyler yapıyor. Ucumda bir anda 3-0 öne geçiyor. Oradan 4-3 oluyor maç. Garip bir takım. Fakat Inter'in ben mücadelede bırakacağını sanmıyorum. Son iki maçtır hata yapıyor, zor maçlar keza. Lazio deplasmanı, Juventus'la kendi evinde oynadı. Burada bir yara sarmak isteyecektir ondan dolayı en az iki gollü galibiyetini beklemek benim için mantıklı olandır. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Rangers'la Everton mücadelesi. Rangers kendi evinde oynayacak arkadaşlar bu mücadeleyi. Rangers son son mücadelesinde kazanaraktan da hemen yakın takipçisi da puan kaybetmesiyle birlikte burada puan farkını açtı. Ev sahibinde önemli bir sakatlık veya eksiklik yok arkadaşlar. Hepsi tam kadro. hacı olsun, morales olsun zaten. Bunlar Rangers'ın hücum hattındaki kemikleşmiş isimler. Ben deplasmanın son maçında galip geldiğini gördüm. Onun dışında şunu söyleyeyim. Deplasman takımını araştırdığım zaman da henüz o ideal kombinini çıkartamamış. Yani kemik kadrosunu oluşturamamış. Son maçında galip geldi. Muhtemelen son maçında galip geldiği kadroyu sahaya sürecektir. Fakat Rangers takımını ben burada affedeceğini düşünmüyorum. Kolay kolay kendi evinde. İbrox'a e maç vereceğini düşünmüyorum. En az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyenlere bu yönde bir önerim var. 1.36 gibi oran vermişler zaten. Ben Rangers'ın burada en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum değerlendirmek isteyenler burada Rangers'ın gol iki gol atarak değerlendirmesini değerlendirebilirler. 2-0'a 3-0 veya bir tane Everton atarsa 2-1 3-1 bandında bir mücadele beklediğimi de belirteyim. Nice Marsilya mücadelesi. Bu maç hakkında bilgi vereyim hemen sizlere. Bu maç zaten oynanmıştı. Yarıda kalan mücadele arkadaşlar. Seyircisiz bir şekilde oynanacak tekrardan. Ondan dolayı bu maçta seyirci olmayacak. Fakat ben yine aynı şekilde golli geçmesini bekliyorum yani. Bu her iki takım zaten. Baktığımız zaman da Marsilya son maçta Paris'e karşı bırakın puan almayı neredeyse galip geliyordu. Hakimin de kırmızı kart görmesiyle birlikte Cengiz de o mücadeleyle çok iyi oynadı. Fakat ev sahibinleri teknik adamın o lili teknik adamı geldi bildiğiniz üzere. Çok iyi ilerliyorlar açıkçası. Dolberg'in özellikle Dolberg'in golü var aynı şekilde ama Dolberg benim listeki en iyi adamım diyebilirim yani. Lemina var Galatasaray'dan keza. Yani gollü bir maç. En azından şöyle söyleyeyim. Bir takım gol atarsa diğeri mutlaka karşılık vermek için baskıyı kuracaktır. O da gol bulabilirler. Ondan dolayı ben burada yine sizlere bir KG var tercih ediyorum. Sunacağım. 1.51 gibi de bir oranı var zaten. Güzel bir maç bekliyorum. Tempolu bir maç bekliyorum. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Ekranda kombine önerisini görüyorsunuz arkadaşlar. Sizlerden ricam videoya like atmanızı, abone değilseniz de abone olarak da, olarak da destek verebilirsiniz. Like'larınızı bizlerden esirgemeyin diyerekten devam edelim ekranda. Şimdi ekranda gördüğünüz üzere önce Key, e, burada e, Roma'nın atacağı iki golü değerlendirdik. Ben Roma takımının bir reaksiyon göstermesini bekliyorum. Roma burada iki tane gol atar diye düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Cagliari'de de bazı eksikler var. Önemli eksikler. Ondan dolayı güzel bir performansla Roma'nın burada 2-0'lık skorla kazanmasını da bekliyorum. İsteyenler düz taraf bahsi de alabilirler. Tamamen size kalmış. Onun dışında baktığımız diğer mücadelemizde Rangers mücadelesi. Rangers'ın da ben burada en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Deplasman sürekli formasyon yaparak takımı tam oturtamadı. Rangers zaten ligde dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor. Sakatlıkları vardı. O sakatlıkları iyileşti. Tam kadro olarak burada sahaya çıkacaklar. Rangers'ın burada en az 2 gol atarak kazanırını da değerlendirdim. İdeal bir kombin sizlere. Diğer verdiğim maçlardan arasından yüksek oranında seçip değerlendirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bay bay.